Saat başında bir kez daha karşınızdayız değerli izleyenler. Hayırlı sabahlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'de günlerdir yaz yağışları var ve devam ediyor konuyla ilgili meteorolojinin de bu bağlamda uyarıları söz konusu. Önceki gün özellikle de Ankara'daki sel felaketi nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Peki son durum ne? Son durumu öğrenmeye çalışacağız. İlk Haber Ajansı Ankara muhabiri Mehmet Sayın Çelik konuğumuz Ankara'dan karşımızda. Son durum ne? Sait, senden alalım. Buyurun. Evet, hayırlı sabahlar Abi Bey. Bilindiği gibi önceden Ankara Valiliği defalarca yağış uyarısında bulunmuştu. 3 Haziran Cuma günü Ankara Valiliğince yapılan uyarı Ankara ve çevresi için sağanak yağış, su baskınları, sel ve fırtına uyarısına karşı Ankara halkını uyarmıştı. Sonraki gün 4 Haziran'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamalarda Ankara ve çevresinde bulunan Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı gibi illerde de yağış uyarısında bulunuldu. Bu uyarılar birçok gün devam etti. En son 7 Haziran Salı günü Ankara Valiliğince sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Evet. Yapılan uyarılar sonrası 7 Haziran öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle binalarda mahsur kalan insanlar oldu, vatandaşlar oldu, iş makineleriyle kurtarıldı bu insanlar. Yağışlar nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araçlarda insanlar mahsur kaldı, ihbarlar yapıldı. Daha sonraki günlerde şeylerde 8, 9, 10, 11 Haziran'da da defalarca uyarılar yapıldı. Tabii bu uyarılar, yani uyarılar öncesi pek böyle bir şey olmadı. Sadece yağışlar vardı. Günlerce beklenen yağış 11 Haziran'da cumartesi günü öğleden sonra başladı. Ankara'nın Çankaya, Etimesgüt, Yeni Mahalle, Sincan gibi ilçeler başta olmak üzere başkentin tamamen şiddetli yağışlara teslim olduğunu gördük. Etkili olan yağışlar nedeniyle sel, fırtına birçok binanın çatısını, birçok vatandaşın mağduriyetine neden oldu. Meteorolojiden gelen bilgilere göre metrekare küpe 30-35 kilogram yağış yağdı ve bu yağışlar nedeniyle sokaklar, caddeler sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerin bodrum katların sular altında kaldı. Ankara'da etkili olan yağışlar AFAD ve itfaiye ekiplerine binlerce ihbar gitti. Mahsur kalan birçok vatandaşlar kurtarıldı. İlerleyen saatlerde Ankara'yı hüzne boğan bir haberle karşılaştık. Sele kapılan bir kişi vefat ettiğini, hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kaybolduğunu açıklandı. Selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit, Altındağ ilçesine bağlı Tatlar köyünde sele kapılmıştı. Evet. Daha sonra Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli olan yağışlar sele neden oldu. İki kişi orada da hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Muhammed Şahin iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Diğer hayatını kaybeden vatandaş ise Mustafa Demirel ise sel felaketinden kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan Altındağ ilçesinin Tatlar köyünde sele kapılarak kaybolan vatandaş 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Henüz bu vatandaşın kimliği tespit edilmiş değildir. Böylece kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Ankara'da
bir gün eğitime ara verildi. Hı hı. Dün itibariyle okullar, öğrenciler okula gitmedi. Ankara'da bugün ise hayat normale döndü. Hava güneşli ve güzel bir hava var. Yaralar sarılmaya çalışıyor. Ama Türkiye geneli yer yer kuvvetli yağışlar, meteoroloji tarafından uyarılar yapılıyor. Aktaracaklarımız bu kadar hadi. Evet. Peki hasar tespit çalışmaları ve meteorolojiden Ankara ile ilgili yeni bir uyar var mı? Ankara ile ilgili hali hazırda yok ama Ankara çevre illerinde ve Türkiye'nin birçok yerinde meteorolojide uyarı var. Hasar tespit çalışmalarında da işte dün İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyurt ilçesinde bir araya gelerek hasar tespit çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Evet. Çok teşekkürler Sayın.